Arkadaşlar George Felkan'ın sonu hiç iyi görünmüyor. Yani şimdi Süper Lig'e geldik. Transferler yapıyoruz ama e, bilmiyorum çok daha içime sinmedi gibi. Herhalde ilk defa bu kadar başarısız bir kariyer olacak. Yani bir sezonluktan bahsediyorum bu arada. Genel kariyerden değil. İkinci olarak çıktım Süper Lig'e. Bu zaten benim için ciddi bir başarısızlık. Süper Lig'de de herhalde işler kötü gidecek gibi duruyor. İlk sezon için bize dua edin geçtir. Hadi geçelim. Beraber transferleri tamamlayalım. Ondan sonra da oynamaya başlayalım. Ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Takımda ayrılıklar çok fazla olduğu için maalesef ee, bir iki transfer daha yapmam gerekiyor kaleci falan da sattım. Yani bunun potansiyeli de düşük. 64 demiş sezonda olabildiği 65 oldu. Geliştiremiyorum. O yüzden kaleci bakacağım bütçeme göre bir saniye. Kalecimi buldum sanırım ama inşallah alabiliriz. 11 ay kalmış o yüzden belki olabilir. Yani bu fiyata 3100'de bir transfer teklifine başlayalım. 3100 şu an en yüksek teklifim 3500 yine en yüksek benim abi param varken risk alacağım ya tamam 4500 bence güzel fiyat 21 yaşındaki kaleci için Şu fiyatı anlaşabilir miyiz? Vallahi süper oldu. Gabriel Slonina. Yedek takıma mı attı? Seni bir yedek takıma alayım da. Taktikler diyelim. Ve Slonina kalede. Bu satmaya gerek var mı? Değeri 1 milyon bile var mı? Varmış lan. Ama iki tane kalecim olsun. Ne olur ne olmaz. Slonina potansiyeli 85 güzel. Faydalanacağız Slonina'dan. Şimdi hazırlık maçları var. Bir resmi maçlara doğru geçelim bence diyeceğim de teklif var. Zidane için 380 bin teklif var. Kabul etmeyeceğim ya. Zidane bu sene benle te devam edecek ya. Bir saniye şöyle bakacağım. Zidane'ı satmak istemedim. Nerede? O -o -oy, Zidane burada. 19 yaşında potansiyel 69. Aslında düşük ya. Düşük de param kalmadı. Yani 2.67 bilemedim şimdi. Bir sol bek bakalım da bir transfere doyamayacağız herhalde biz. Sol bek bakacağız. Eğer olursa kiralık da deneyebiliriz. Hector Ford yok bunu alamayız şu anda. Valentin Barco kiralayabilir miyiz? Bu benim sevdiğim bir oyuncu. 11 aylık sözleşmesi var. Kira olmaz da paramız yok. Barco'yu alamayız. Rote 3 yıllık sözleşmesi var. Çok güzel. Rote de çok güzel bir bek ama yani şu an param olmadığı için bu iyi bekleri ancak kiralık deneyebilirim. Lewis Hall 20 yaşında 3 yıllık sözleşmesi var. Morali iyi. Muhtemelen kullanıyorlar vermezler. Aha. <laughs> Vallahi Vasquez Morali falan yerle bir hızı fiziği falan güzel orta hareketli güzel arkadaş sokanık. Verseniz ara. Abi vermiyorlar böyle adamlar ya. Neyse biraz daha bir tık daha düşük oyunculara gidelim. Hatta 3.5 yok. 3.5 paramız yok. Bunu alamayız. Ee, yani para da vermek istemiyorum. Param da yok zaten. Hmm, fena değil. Bu da iş görür. En azından orada iyi bir yedek olur. Gitmiyor. Garden da para vermek istemiyorum yine Böyle bir beke para verenin niye derseniz gençler potansiyeli düşük bildiğim bir oyuncu. Ya yani şunda Anzinho falan da hep böyle düşük çaplı oyuncular. <laughs> ne yaparız bilmiyorum ki işin içinden çıkamadım. Ya yani paramız olsa o bu neymiş lan çocuk 11 milyon değeri var. Ya şuradan aşağısı bizi kurtarmaz. Paramız olsa Valentin Barko çekeriz. Barko'ya ne istiyorlar? 4 abi 5 buçuğa falan biter Barko transferi de 5 buçuğumuz yok. Param yok param. Kazım 11 ay kalmış. Kira vermezler. Vallahi bu işin içinden çıkamadık ya. Barcelona Bir Ford'u da kiralasa ters ayaklı bek oynatmam ya. Bir Barcelona da listede değil. Felipe Yanis o da fena değil mi? Mikoli Minkareli. Yok abi ya alabilecek sol gerçekten yok yani şu Nanzinho falan da potansiyelleri düşük. Aslında potansiyeli 80 üstü olanı deneyelim ya. Dur yetenek avcılığı izlesin. Kaç gün sürüyor? 11 gün. Şu Open nerede? Open Guard. Buna da paramız yetebilir. Bunu da bir izle. 11 gün. Şu ikisini bir izletelim 11 günde. Ondan sonra yine devam edelim bakalım. Ayın 23'ündeyiz. Bir ikisi belli olur. İki oyuncu ile ilgili de rapor geldi. Putkulu baskıyı idare edemiyor demiş. Pek de sadık değil. Potansiyeli olarak da 81 gösteriyor. Yaşı 23. Lanzinho potansiyel olarak 82 gösteriyor. Yani rapora baktığımız zaman beklenen tutar 1.75-2.25 arası. Bizim tutarımız ne? 1.96'mız var. Tam şu ligin ilk resmi maçına çıkalım bir Beşiktaş'la. Beşiktaş ile kendisi sahamızda Lig'e başlıyoruz. Herhangi bir puan koparmamız dışında bir de kendi taraftarımız önünde olduğu için biraz para gelecek. Şöyle iki buçuk falan çıkarsak bir sol bek çekeceğim. Oraya. Rafa Silva, Simi Kılıçsoy, Muçi. Yani şuradan puan çıkarmamız imkansız gibi duruyor aslında kağıt üstünde ama bakalım be şansımızı deneyelim. Yani Beşte çok güçlü kaybetmemiz de gayet normal olur. Takıma da çok yüklenemem. Ama benim adım Ebubekir Bekir Yoğurtçu. Sürprizleri severim. Zorları severim. Zorlar başarmak daha zevkli oluyor. Şu ana kadar oyun üstünlüğü oldukça bizde onu da söyleyeyim. Baya üstün oynuyoruz. Skor ürettiğimiz anda iş farklı yerlere gidebilir. Çer Endur Reger'in yerine gelsin. Böyle başlayacağım ikinci araya daha fazla değişiklik yapmayacağım takımda. Rafa Silva 52'de. Affetmiyor Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı. Son 15 dakika bir umut. En azından beraberlik için bir gol. Kendi sahamızda maalesef lige Beşiktaş'a karşı mağlubiyetle başlıyoruz. Evet takımımız çok zayıf. Bu yüzden derbi yani derbi demişim Beşiktaş'a karşı büyük takıma karşı kaybetmemiz biraz normal. Bence çok da abes karşılamamak lazım ama puanda çıkarsaydık fena olmazdı. Yine de iyi başladık hani sezonun ilk maçı. O yüzden olur böyle kazalar da bence. Şimdi çok fazla da gitme. Tamam. Transfer diyelim abi. Kısa liste diyelim. Senin transferini bitirebilsek bitirelim ya. 1400. 1450. 1650 değerinin bir tık üstünü verelim. reddettiler. Paramız eksiye düşmezse bir tek tuta yapacağız. 1 750 ile bitireceğiz bu sefer. Abi şu çocuğu alayım da kaçırmayalım elimizden ya. 1400 400 1 milyon 400 ile başladık. 1450 130 istiyor. Arlan sana. 1950. 1950 fit. Şu para da fit olursun bence. Flavio Nazinho 22 yaşındaki oyuncuyu çekiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Elias Zidane transfer listesine şimdi ekleyebiliriz artık. Hayırlı uğurlu olsun. Sanırım artık transfer dönemi bu sefer bizim için bitti. Artık transfer yapmayacağız. Şu antrenmanla da takımın durumunu bir görelim. Yaz Milomba'yı falan hiçbirini satamadım ya. Şortası da falan kullanmadım. çocuklar hepsini bire falan satsak. Biraz kasamıza para girerdi. Eksiye de düşmezdik ama maalesef paralardan henüz ses seda yok. Oralardan henüz ses seda yok. Nazinho buraya. Yani şimdi bir bakın. Hatta ilk 11'e mi atsak? Yok. Barzo ile başlayalım. Sonraki atalım. Yavaş yavaş. Bak şu Milomba satılabilir. Elimde kaldı Milomba. Zidane Milomba'yı satarsak biraz paramız olur. Bu çocuk ne giysine. ha? 91 numara verin Anzinyo'ya. Antalya deplasmanına Basmanı'na gidiyoruz. Antalya'nın kadrosu oldukça iyi. Yani bizde 75'lik bir oyuncu var. 70'lik işte birkaç tanemiz var. Güzel takım aslında ortalamasını fena hale getirmedik. Bu takımla bence bu sene başarılı oluruz. Yani en azından bir Avrupa Kupaları yaparız diye düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmazlar. Takım oturdukça biraz daha kimya arttıkça sonuçları da almamız da daha kolay olacaktır. Safuri Zafuri'nin golü. Castro ilk golünü atıyor resmi maçlarda. Lanzinho gelin abi paraya sen de gel paraya bir sonraki maçlarda artık yavaş yavaş herhalde ilk 11'e de göz kırpacan gibi görünüyor. Castro'da ikinci maçında ilk golünü attığı resmi maçlarda Antalya deplasmandan kazanarak dönsek gerçekten çok güzel olur çocuklar derken Oscar Pareya. Oscar Pareya 2 birlik galibiyet. Oscar Pareya da artık yavaş yavaş herhalde sol çizgiye oturacak hazırlık başlarında da gollerini atıyordu. İyiydi. O çocuğu yavaş yavaş 11'e oturtacağız. Windy de ters kanada göndereceğiz mecbur değişikliklere başlayalım. Barzo daha büyük takımla oynamak istiyordu. Biraz morali bozuktu. Yeni düzeli ama olsun. Şöyle bir değişiklikle başlayalım burada. Ramsey takıma mal çabalın. Senin moralin ne kötü onu da anlamadım. Wind buraya bir saniye. Roller şana bozulmadı. Vent buraya. Oscar paraya da ilk 11'e sola gelsin. Hani rollerine de bakan da değişmedi inşallah. At oyun kurucu, çift yönlü, kanat, genel forvet, kanat, her şey okey. Gidelim bakalım neredeydik. Antep Deplasmanı'ndayız. Üçlü savunma oynuyorlar. Hayber Karapod oldu. Yani denk bir takımız bir bakalım kendimize denk bir takımla nasıl bir maç yaşayacağız Deplasman'da. Şu deplasmanlardan puanlarla dönmek lazım. Anadolu ekiplerine karşı en azından. Yani büyükleri biraz yenmemiz zor olacak. Sürprizlerle dolu olacak kazanırsak da ama Bogdanovski takımda hep böyle Bogdan, Bogdan oyuncular getiriyor. Bogdanovski, Bogdanovich vardı bir ara. Barzo Gernazinho'nun yerine şöyle bir değişiklik yapalım. Adir Fernandez buraya. Mazdan Tuano. Senin yerine Dominguez'i alacağım. Bayağı bir oynamıyor da. Hadi böyle. Bu kadar ciddi değişiklikler yaptık. İnşallah maçın sonucunu etkiler. Şuna bak ya. Rakibin 4 şutu var. Bizim 25 şutumuz var. Tek kaleye bulan şutları gol olmuş. 11 şut kaleyi bulmuş. Golümüz yok. Ee, bu da bizim biliyorum ki gusül abdest aldık. Yani herhalde kuru yer bıraktık. Yoksa başka bir açıklaması <laughs> olmaz herhalde bunun. Yani şu kadar futbol oyuna sen yenil ya. Şuna bak. Toplu oynama 59'a 41. Kaleyi bulan şutlar 11'e 1. Toplam şutlar 26'ya 4. 7'ye 4 köşe vuruşu. Maçı full biz oynadık. Ama puanı onlar aldı. Neyse olacak. Biz biraz acemi takımız, genç bir takımız yavaş yavaş oturacak taşlar yerine inşallah diyelim. Şimdilik sorun etmeye gerek yok. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şöyle takvim zaten baktığımız zaman Rize, Rize'den sonra kimler var listeye bir geçelim. Aa, Rize'den sonra Galatasaray, Konya maçı falan gelecek. Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir üst üste önemli maçlar. Bir sonraki bölüm sanki daha heyecanlı olacak gibi onu söyleyeyim. Bir sonraki bölümde bırakalım gerisini. Evet gençler kariyerimizde durum bu, vaziyet bu. Sizce başarılı olur muyuz? Bu sezon kaçın sırada bitiririz? Hadi bakalım hepinize sormuş olalım ve burada kapatalım. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.